Hazreti Ali Efendimiz'in yani halifeliğini yaptığı küfe sonunda işte Yezid'in şeylerine dayanamıyor. Kanunlarına, yasalarına. İmam Hüseyin Efendimiz'i yani gel bizi kurtar diye haber salıyorlar. Haber salıyorlar. Ondan sonra İmam Hüseyin Efendi de tutuyor. Emmisinin oğlu Ebu'l-Müslim'i oraya gönderiyor. Halk nasıl bir şey? Bir de bana ondan sonra şey aldı. Onların hani Müslüman oğlu beyan mı diyorlar, ne diyorlar? Ebu'l-Müslim yola çıktı. Şeyi devesi ürktü mü? Yoksa ondan sonra bir şey mi oldu? Ya da aklına bir şey düştü. Geldi dedi. Ya Hüseyin dedi. Gel gitmeyelim dedi. O da dedi eğer dedi sen dedi korkup çekinip ne diyorsan ben bir başka elçimi göndereyim. Nihayet ondan sonra o da ikna oldu. Tekrar yola düştü. Geldi. Ondan sonra Medine'den de şeyini aldı. Çocuklarını, iki çocuğunu Küfi'ye geldi. Küfi'ye geldi. Küfe'de dolaşırken o oradan haber yollayacaktı. İmam Hüseyin Efendim de ondan sonra Mekke'den işte şeyden çıkıp Medine'den Mekke'den mi duruyor? Oradan çıkıp şeye Küfi'ye yola düşeceğiz. O arada ondan sonra bir sürü kelle mülle getirmişler, sokaklara atmışlar. Bir de İmam Hüseyin'in cübbesi gibi bir cübbe giydirmişler. Milleti gezdiriyorlar. İmam Hüseyin geldi diye. Hani halkı öyle şey diyor ki İmam Hüseyin'e halk ne kadar şey diye. Ondan sonra sahip diye güvenin adamı. O arada Ebu'l-Müslim dedi ki ya daha ben haber yollamadım ki İmam Hüseyin gelsin. Ben bir bakayım dedi. Oraya gelip bakınca ondan sonra bu İmam Hüseyin değil değil Seyidinci bunu orada olduğunu anladılar. Geceleyin misafir olduğu yerde bastılar, öldürdüler. Daha sonra o iki çocuk kaldı. İki çocuk kalınca bir karı işte Hazreti Ali taraftarı yok da ona şey düşer. Sempati duyan bir karı çocukları aldı, götürdü, kervana katacaktı. Kervan gitmiş. Yani şeye gider, Medine'ye yok da Mekke'ye giden kervan gitmiş. Ondan sonra çocukları aldı, getirdi, bir odaya koydu. Ondan sonra onun da bir işkici şeyi vardı. O çocukları buldu. Çocuklar öyle kesildi yani. O çocukların şeyine şey koydular, ödül koydulardı. Yani bu çocukları, Ebu'l-Müslim'in çocuklarını bulup getiren şu kadar para. O da öldürerek getirdi. Sonunda o şeyde parayı vermeyecek yani. Bunları öldürdün sen ondan sonra şeyin Müslümanların en şeyde gözde adamının çocuğunu değil. O ceza verdi. Zaten öldürdüler o şeyi. Böyleliğine ondan sonra oradan da Ebu'l-Müslim'in şeyinden ağzından bir mektup yazıldığını şey diyorlar ya kendileri yazmış oluyor. İmam Hüseyin'e emmioğlu durma gel buradaki halk seni hepsi beyan veriyor istiyor diye. Halbuki öldürülmüş Ebu'l-Müslim. İmam Hüseyin Efendim ondan sonra geldi kardeşine danıştı Muhammed Hanefi'ye. Muhammed Hanefi dedi ki kardeşim dedi bu kadar kadınla şeyinle dedi ondan sonra bunlar savaşa size de aile yani aile fertleri kadınlar erkekler aile fertleri gidecek ben dedi çok hastayım dedi ondan sonra ben iyi olunca beraber gidelim o arada ondan sonra İmam Hüseyin Efendim de bir an önce gitmeyi düşündü orada işte 70 kadar kadın erkek bunlar yola düştüler. O arada da ondan sonra Kerbela'nın ondan sonra ilk şehidi dilimin ucunda getiremedim bak onu. Ondan sonra onu gönderdiler. Yani şeyin İmam Hüseyin'i şehit etmesi için, durdurması için Kerbela'da.
Ondan sonra Hür şehit. Hür geldi şeyin işte Yezid'in ordusunun ondan sonra Ziyet'in şeyi işte komutanı. Ondan sonra onu gönderdiler. Ondan sonra o geldi orada durdurdu Kerbela'ya girerken. Dedi ya Hüseyin dedi ondan sonra biz seninle savaşmak istemiyor emme. Yezid'in emri onu buraya getirir. Ya da oraya gitmezsin. İmam Hüseyin Efendim dedi ben kararımı verdim. Gideceğim. Öyle deyince o burada biraz şeyde kaldı yani ikircikte kaldı. Acaba ben bunu savaşayım, alayım, götüreyim mi, götürmeyeyim mi diye. Ondan sonra sonunda Serdar Ömer işte şeyine biri şeyine göre de İbn Ziyad diye bir adam daha yolladı. O da geldi. Bunlar Hazreti Efendimiz'le babaları savaşmış yani savaş arkadaşı. O da geldi, o da şehitti. O da ondan sonra İmam Hüseyin Efendime yalvarıyor, şey diyor işte şehit et diye. Yani ikinizin arasını bulalım diye. İmam Hüseyin Efendim dedi ki beni dedi o halkı istiyor. Ben gitmek zorundayım. Yani ben de geri dönmek mümkün değil. Ya ölmek ya da gitmek. O da sürüncümede kaldı. Sürüncümede kalınca ondan sonra şey yine Yezid bir sefer Şimir'i gönderdi. Şimir'e bir mektup yazdı ki şeye işte Serdar Ömer İbn Ziyad yani bir yazdı da ondan sonra ben Şimir'i gönderiyorum. Sen bu işi beceremiyorsan orduyu Şimir'e ver deyi. Şimir'e ver deyi. O da getirip şey okuyunca Şimir'e vermek istemedi. Sonra yani bunları öldürmeyi bir yerde kapıya koydu dedi. Ahiret veresi, dünya peşin. Ondan sonra sonunda işte savaş başlamadan önce ondan sonra Şimir geldi dedi ki İbn Ziyad dedi daha önce ondan sonra Hazreti Ali'nin yanında 11 yaşındayken bile dedi ondan sonra Celal Abbas diye bir oğlu var dedi o dedi yani bizim ordumuzun hepsini kılıçtan geçirir o kadar güçlü yani bunun şeyi de ondan sonra kılıcı da şeyi de daha önce Hazreti Ali'nin tarafından bir Rum tarafından Hazreti Ali Efendime getirilmiş. Zülfikar'ın yapan adam o kılıcı da yapmış. Diyor ki ya Ali diyor ben diyor bu kılıcı diyor sana getirdim hediye olarak. Sendeki kılıcı yapan ustanın. Sizin kullanmanız daha iyi diyor. Yani adam sonunda ihtiyarlanmış mı şey etmiş mi? O arada da zaten o kılıcı o zaman 8-9 yaşlarında Celal Abbas o da şöyle o kılıcı verirken bakıyordu. Celal Abbas dedi, bu kılıcı taşıyabilir miyim? Baba dedi, bu kılıcı bana vermek istersen niye taşımayın? Daha önce de işte 11 yaşındayken bir bere bağladılar. Kafası genç çocuk, suratı görünmesin diye. Hazreti Efendimiz'in o şey savaşlarında, Halifelik savaşlarında dünyayı kesti yani o Celal Abbas. Yani kendi gibi savaşçı olduğunu şey diyor. Sonunda ondan sonra o Celal Abbas var dedi. Celal Abbas var deyince biz dedi o zaman ne yapmamız lazım dedi. O zaman dedi o Celal Abbas dedi benim yeğenim dedi. Orada 4 tane dedi kız kardeşimin Fatime'nin çocukları var dedi. Hazreti Ali Efendimiz'in Fatime anam öldükten sonra evlendiği karı. Fakat onun adı da Fatime da. Fatime her zaman çocuklarına dedi ki siz dedi her ne kadar onun kardeşiyseniz da onların kardeşi onlar nurdan doğmuş. Siz benim gibi bir Fatima'dan doğmuşsunuz. Evet Ali'den doğdunuz. Aynı kardeşsiniz. Siz onlara kendinize ondan sonra efendi olarak efendiniz. Sizin efendiniz olarak göreceksiniz. Karı böyle şey diyordu. Bunlar da Hazreti Ali Efendim zaten ölmeden önce şeye İmam Hüseyin Efendime bunu ondan sonra koruyucu olarak veriyor Celal Abbas. Bundan sonra diyor ben öbür dünyaya gittikten sonra İmam Hüseyin
Yani kardeşlerini sen koruyacaksın. Celal Abbas'a. Celal Abbas da o zaman işte neyse söz vermek, söz veriyor. Ben diyor ölene kadar yani kardeşim İmam Hüseyin'i koruyacağım. Yani aileyi. Ondan sonra o geliyor işte Şimir. Şeyden bir adı Ziyad, bir adı Serdar Ömer o adamdan izin alıyor. Gönderebilir miyim kendimizden yani? Geliyor ondan sonra Celal Abbas diye çağırıyor. İmam Hüseyin Efendi de duyuyor. Bunlar çadırda. Celal Abbas duymazçalıktan geliyor. Duymazçalıktan gelince İmam Hüseyin Efendi diyor ki o senin dayın diyor. Git diyor bir meramını anla. O çıkıyor. Diyor ki ben diyor şeyden diyor İbn Ziyad'dan diyor izin aldım geldim. Eğer ki siz bize dönerseniz dördünüz kurtulursunuz. Kardeşimin çocukları. Ondan sonra dönmezseniz bunlarla beraber siz de öleceksiniz diyor. Öyle deyince Celal Abbas diyor ki ben diyor zaten bunlarla beraber bunlardan önce ben ölmeden önce zaten benim kardeşime, aileme kimseyi ulaştırmam diyor. Ama diyor kardeşlerime de hiç şey gitmem diyor. Yani gitmen gidin diyor. Kardeşleri de diyor ondan sonra diyorlar ki biz diyorlar abimin şehit diye yerde daha evvel bu uğurda ölmeyi. Sonra savaş başlıyor. Onlar vuruşuyorlar, şey diyorlar. O üç kardeş Celal Abbas'ın şeyleri ölüyor. Yani vuruşurken şey diyor. Celal Abbas yani onlardan gelen birkaç tanesini kesince adam istediğinde Celal Abbas bir çıkıyor. Hepsini kesiyor yani. O bunlardan kesen adamları onları kesiyor. Ondan sonra İbn Ziyad sonunda diyor ki biz diyor bu Celal Abbas'ı bunların önünden almadan biz bu savaşı kazanamayacağız. Sonunda işte Zeynep Ana ondan sonra İmam Hüseyin'in çocuklarına susuyorlar. Zeynep Ana yani gözünün koku gibi bir şey diyor kardeşine şeyi. Celal Abbas'ı yani Celal'ı biliyor. Celal Abbas önlerinden çekilince bunların hepsinin kesileceğini biliyor. Şey diyor ya Celal Abbas işte İmam Hüseyin'in kızının zarına şeyine dayanamıyor. Suya gitmeye karar veriyor. Kırbaçları alıyor varıyor. Irmağa kızı şeye Fırat'a. Fırat'a giriyor. At su içmiyor. Kendi bir hapaz alıyor. O at içmeyince o da içmiyor. Kırbaçları dolduruyor. Ondan sonra bir yudum su içmeden geri kırbaçları getirmeye kalkışıyor. Ama bunlar pusuya o hurmalık meyvalıklarının içine hepsi şey diyor Celal Abbas'ın. Celal Abbas'ı sonra ondan sonra işte o abrukayı alıyorlar. Celal Abbas'ın kolları murları koptuğu halde dişine daha hareket getirmeye geliyor. Sonunda o şeyi de vuruyorlar, kırbacı da vuruyorlar. Nihayet Celal Abbas'ı şehit ediyorlar. Celal Abbas'ı şehit edince İmam Hüseyin Efendim gidiyor. Celal Abbas'ın cenazesini alıyor. Ondan sonra savaş daha bir yandan devam ediyor. İşte şey bundan önce ondan sonra İmam Hasan'ın bir mektubunu Kasım veriyor. Şeylerden İmam Hasan'ın çocuklarından. Büyük oğlu Mühürlü Ağzı. O zartta da kızım Fatima'yı oğlum ondan sonra Kasım'a ver diye yazmışmış. Ölmeden önce bunu demiş tam sıkıştığım zaman da amcama vereceğim. O da sıkıştığı zamanları şey diyor. Onu da işte nikahlıyorlar. Ertesi gün onlar da gidiyor. Hepsi sırayla şeyde şeyde nihayet İmam Hüseyin'le ondan sonra Ali Ekber kalıyor. Zeynal da var da Zeynal hasta. Zeynal 24 yaşlarında İmam Zeynal. O hasta ondan sonra Zeynep Ana onun başında. Ondan sonra Ali Ekber de 18 yaşlarında. Ondan sonra bunlar şey diyorlar. Ondan sonra birbirlerini o kadar ikna etmeye uğraşıyorlar sonunda. Babasını ikna ediyor. Ali Ekber savaşa giriyor.
savaşa giriyor. 300-500 tanesini kesiyor. Ondan sonra dili koruyor, susuz. Baba diyor, bir yudum su daha, ben bunları hepsini keseyim. Babasına geliyor, babası su yok. Dilini uzatıyor, babasının dilindeki şey onun dilinden daha kuru. O zamana kadar tekrar şey diyor, savaşa giriyor. Tekrar savaşa giriyor, kesiyor, kesiyor. Sonunda eli kolu kalıyor, iyice gali savaşta şehit edilecek yani. Neredeyse kendi düşecek. O kadar yoruluyor. O zamana kadar ordunun üstüne sürüyor. Bunu okluyorlar. Ordunun üstüne sürüncü, hani tek tek savaşma ya, ordu bunu okluyor kırtlanı. Şehit oluyor. Şehit olunca İmam Hüseyin Efendim kalıyor yalnız. İmam Hüseyin Efendim Aresker o zaman Gundak'ta daha büyük mü? Gundak'ta mı işte? Kucağını alıp şey diyor, buna diyor bir yudum şu Süfyan yani çocuk. Buna bağlayayım benim bir yudum su. Onda kucağındayken okluyorlar. 40 tane okunan okluyorlar. Onu getiriyor çadırın önüne koyuyor. Oğlunu savaşa giriyor. Alesker yani o öteki Alikber'den sonra. Ondan sonra savaşa giriyor. İmam Hüseyin Efendim vuruyor, kırıyor, kesiyor. Ondan sonra bu da oğlu duruyor. Oğlu durdu, durduğunda ondan sonra çıkacak şuradan bir kötü biri şehit edecek. İmam Hüseyin Efendim atını şey diyor. Beraber sürüyor üstlerine. Onu da okluyorlar. İmam Hüseyin Efendim attan düşüyor. Attan düşünce işte kan kaybı şey diyor, tökeciyor, kalkıyor. Onları kesmeye şey diyor kılıcını. Ama tökeciyor. Sonunda tökeciyor, yıkılıyor. Yıkılınca şimir üstüne basıyor. Kellesini arkadan kestiğini söylüyorlar. Böyleliğine ondan sonra savaş şey diyor. Çadırları basıyorlar. Kadınlar eneği. Ondan sonra o zamana kadar işlerinden biri diyor ki ya bunlar kadın. Biz bunları neydi? Bizim şeyin Gezid'in şeyi, emri. Onları öldürdüğümüzü öldürün, öldürmediğinizi de alın getirin. Bunlar kadın diyor. Bunları diyor alak götürek. Alıp götürüyorlar. Kimine göre işte işkenceyle götürüyorlar da. Ondan sonra o kellelerin, ünlülerin kellelerini kesip mızraklara takıyorlar. Şeye Zeynel Abidin'i onu da öldürmeye şey diyorlar. İşte içinden o adam diyor ki ya bu adam zaten hasta. Bu kadın da bu kadını da öldürmeyin ki bu Hazreti Ali'nin kızını yani şeyin İmam Hüseyin'in bacısını bunu da öldürmeyin ki biz bunu öldüremeyeceğimize göre bunu alak götürek diyor. Öyle işte şeyle melmeket geldirerek götürüyorlar Yezid'e. Yezid'in şeyine varınca İmam Hüseyin işte bir tepsiye koyup kelleyi ve şehitliklerinde Yezid leşkerini çıkar diyor. Leşker bıçağmış. İşte İmam Hüseyin'le alay ederek dişine şeyine böyle bıçağına dürterek şey ederek şey diyor. O zamana kadar içinden biri diyor ki biz bu adamın dedesinden Hüzur-ü Mahşer'de şey alacak. Ne deniyor ona ondan sonra? Şefaat. Şefaat bulacak. Öldürmeyse öldürdük diyor. O zamana kadar onu hemen yakalayıp atıyorlar. Ama o zamana kadar İmam Hüseyin Efendimiz'in gözü yumulmamış, açıyormuş yani. O anda yumuluyor. Ondan sonra işte Yezid onu da idam ettiriyor o adamı ya. Ondan sonra da devam etse de işte torunu toruna yani bir tarafında karışıklık oluyor. Öyleliğinden de bu Kerbela olayı böylece bitiyor.